İçerimde derdim çok, değer mi bir kitapsız uğruna? Ah gönlüm, vazgeç gönlüm. Bu da benim ihtiyar dedem. Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Köylü Mustafa. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Çok şükür ben de iyiyim arkadaşlar. Bugün yayla evindeyiz. Bugün ne yapacağız? Evi boşalttık arkadaşlar, yayla evimizi. Badanasını yapacağız. Yani biz kireçle yapıyoruz. Çoğu yerlerde ise boyayla yapıyorlar. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle sizlere göstereyim. Evimizi boşalttık. Evet arkadaşlar, buraya boşalttım evi. Ne yapacağız? Bunları tekrar evi boyaladıktan sonra İçeriye taşıyacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz bütün eşyaları komple buralara çıkardım arkadaşlar. Hemen evin içine geçelim. Sizlere evin içinde göstereyim arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar evin içerisine geldik. Şu an görüyorsunuz her yer bomboş. Malzemelerimiz de burada. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kovayla kirecimiz hazır. Bugün bu evi ne yapacağız? Kireçleyeceğiz arkadaşlar. Size şöyle duvarları da bir göstereyim. Nasıl kirlenmiş, nasıl lek olmuş. Bir bakalım arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz şu anda arkadaşlar bayağı bir lekesi var arkadaşlar. Burası yazın biraz akıtmıştı. Çatıda herhalde bir delik var arkadaşlar. Çatıdan akıtmış. Berbat olmuştu. Şimdi biz buraları kireçleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın duvar dibinden görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Akıtmış toprağa yağmur. Burasını da yapacağız arkadaşlar. Şimdi diğer tarafa bir geçelim. Annem de orada. Dolabı zaten çıkarmayacağız. Şu elbiseler çıkacak. Arkadaşlar bu odayı kireçle yaptım ama benim pek hoşuma gitmedi. Sizce değerlendirirseniz yorumlarda arkadaşlar nasıl olduğunu söylerseniz hoşumuza gider yani. Evet arkadaşlar, bugünkü yapacağımız iş bu. Evi badana boya yapacağız arkadaşlar. Şu tezgahımız kırılmıştı. Arkadaşlar biraz altına iskembe yaptık babamla beraber. Bunu buraya sabitlemeyi başardık. Ortadan ikiye ayrılmıştı görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, şimdi geçelim hemen bayağı badana işlemine başlayalım. Ya Allah'ım, bismillah. Şuraları yapalım arkadaşlar. Sanki şeyi fırçaya vurunca daha çok renkli oluyormuş gibi geliyor değil mi arkadaşlar? Ama kuruduğunda tekrar göreceksiniz. Böyle leke olmayacak arkadaşlar. Kendine duracak. Allah'ın izniyle tabii. Kaderimiz kendi günahsız işleri, bir yar sevmenin diline düştüm aman aman. Kaderimiz kendi günahsız işleri, bir yar sevmenin diline düştüm aman aman. Yarma gönül benden dinlemedi. Ah dinlemedin oy. Yarma gönül benden de dinlemedin. Ah ben dinlemedim aman.
arkadaşlar, burası az önceki yaptığım yer. Nasıl olmuş? Vallahi bence güzel olmuş arkadaşlar. Sizlerin de tabi yorumlarınızı bekliyorum bu konuda. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın o lekeler gitmeye başladı. Gider arkadaşlar. Şöyle göstereyim, diğer tarafı da göstereyim sizlere. Annem burayı süpürüyor. Nasıl olmuş? Bence gayet güzel arkadaşlar. Şurası leke, bakın. Oraya biraz önce biraz daha koyusunu vurdum ki oradan soba bacası akmış, onu kapatsın diye. İşte bu şekilde arkadaşlar yazlık evimizi badana yaptık. Ellerimize sağlık. Bence güzel oldu. Tabii sizlerin de yorumunu beklerim. Şimdi balkonu yapacağız arkadaşlar. Hadi bakalım, balkona başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi balkona geçtim. Biraz yaptım arkadaşlar, bakın. Buraya hiç kireç vurulmadığı için biraz kireci bayağı bir emiyor. Bu da benim ihtiyar dedem. Dede, namazı kıldın mı? Evet. Allah kabul etsin. Evet. Keşke biz de senin gibi kılabilsek. Kılabilir miyim? Senin gibi nerede? Ne oldu da? Biz kılamak ki. Ne oldu, kitap okumak. Gene de elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyor. Adım Kur'an okuyordu, ondan ne oldu? Gözlerin nasıl oldu? İyi. İyi mi? İyi. Evet arkadaşlar, şimdi öğle yemeği yiyeceğiz. Bizlere afiyet olsun. Gelin buyurun, sizlere de afiyet olsun. Herkesi bekleriz arkadaşlar. Öğle mi diyorsun dede? Eski zaman yemeği mi bunlar? Evet, eski yemeği. Eski zaman yemeği dede, güzel olur. Bu da meşhur kadayıfımız. Arkadaşlar şu da, biz burada katıklı çorba diyoruz. Annemin yaptığı. Çok güzel. Memleket çorbası. Yani eski zaman yemeklerinden arkadaşlar. Yoğurtlu çorba. Yoğurtlu çorba. Yoğurtlu çorba dersin. Katıklı çorba dersin. Annemin yaptığı da soğuklu küftesi diyor biz burada. Başka yerde çiköfte diyorlar. Başka yerlerde ne diyorlarsa artık. Çiköfte. Allah ne verdiyse çok şükür arkadaşlar. İşte arkadaşlar, bu da görmüş olduğunuz gibi biz soğuk su küftesi diyor. Başka yerlerde çiköfte diyorlar. Bak, ne bileyim. Yerde. Bazen bazı yerlerde kısır diyorlar ama biz burada soğuk su küftesi diyoruz. Kısır ayrı. İnşallah. Kısır ayrı. Sizlere de nasip olur. Gelin buyurun, hep beraber yiyelim arkadaşlar. Al buyurun dedem. Dedem oğlum, ben sana sıkıyorum. Evet, önemli değil ya. Zaten de aç da bir yerim de. Yok, kaç gelsin, sabah yemedim. Halım yok ya. Halım yok, yoruldum. Hızlı hızlı çaldım. Bitmesi gerekiyordu. İçeriği bitirdim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi balkonumuzu da
badanasını yaptık arkadaşlar. Ne yazık ki kirecimiz yetmedi ama yetirmeye çalıştık elimizden geldiğince. Evet arkadaşlar, bugünlük bizden bu kadar. Ben Köylü Mustafa. YouTube kanalıma abone olmayı ve videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Herkese Allah'a emanet olsun.